İyi yayınlar abi. İnsan neden yalnız olmaktan çekinir? Neden çoğu zaman bir kalabalığa dahil olmak daha konforlu hissettirir en azından çoğunluk için? Şimdi yalnızlığı ikiye ayırıyor. ayırıyoruz. Bir, hissedilen yalnızlık bir de metafizik yalnızlık. Metafizik yalnızlık her insanda var. Çünkü hepimiz ayrı bir bilinciz değil mi? Yani bir başka bir insanla bir olmak diye bir şey yok. Bunu belki sekste hissedebilirsiniz biraz ama o harbi bir bilinçlerin bir olma durumu değil yani o bile. İnsan bu kadar yalnız olduğu için bilinci dışa açılma eğilimindedir. Ve dolayısıyla kendinde benzerlik gördüğü insanlara empati besler. Neden çoğu zaman bir kalabalığa dahil olmak daha konforlu hissettirir? Çünkü her soruya vereceğin bir cevabın olur artık. Kendi orijinal cevaplarından kendi üstünde düşünülmüş, taşınılmış cevaplarındansa o arasına girmek istediğin kalabalığın cevaplarını ezbere bir şekilde söylersin. Bu da yaşamanın çok konforlu bir yoldur. Ama sahici yolu değildir yaşamanın. Kolektivist gruplara bakın Türkiye'deki tarikatlara bakın. Feministlere bakın, komünistlere bakın. Aynı ağızdan konuşurlar. Doğruları birdir. Bu da sorumluluktan kaçma konforunu getirir. Çünkü kendi kararlarını oluşturmak bir sorumluluk ister. Bu sorumluluktan kaçarak özgürlüğünü o insanlara teslim edersin. Hiç sevmesem de bu konuyu Heidegger güzel açıklıyor. İnsan ölüm kaygısından kaçmak için kendini onlara teslim eder diyor. Onlar dediği yani kendinden başkaları. Ya da arasına girmek istediği bir grup, ister gelenekçi bir grup olsun, ister postmodern, işte iklim aktivisti falan grup olsun. Onların arasına girmek evet ölümü bize unutturuyor. Böyle bir şey de var. Artısı da var.